Allah ısrarız. Çok şükür. Çok şükür. Evet, daha dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023'te 21 Nolan Nusa'dayız. Bugün gerçekten çok önemli ve yoğun konular konuştuk. Neyse, evet, bunları evet, özetlemek de bir meşakkatli bir iş olacaktır eminim. Ama Kaybedenler Kulübü'nün aşağı yukarı son 38 yıldır yaptığı gibi bu işi özetlemeden bırakmak tabii ki doğru olmayacaktır. Çünkü kim özellikle bu kadar hızlanmış bir yaşamda hayatın adeta kendiliğinden bir hiperaktivite ve bir dikkat dağınıklığı karakterine büründü günümüzde. 2 saatlik bir metni dinlemesini beklemek doğru olmaz. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi yine Mete Amir bu 2023'te 21 nolu Nusa'yı sizler için özetleyecek değerli dinleyenler. Çok enteresan bir zamanda geçiyor ömrümüz. Buradaki kelimelere dikkat etmek lazım. Bütün tarih boyunca insanların ömrü geçiyor. Ama herkesinki başka bir skala içinde geçiyor. Yani 80 ya da 70 yıllık ömrünüz 1700'lerde, 1800'lerde, 1900'lerde ya da 2000'lerde geçiyor. 2000'leri görenler ve görmeyenler var aramızda. Bunda 2100'lerde konuşanlar anlatacak. Bugün insanlar için bağımsızlığı konuştuk. Tam bağımsızlığı. Bunu bu bağımsızlığa engel olan 3 büyük nesne üzerinden konuştuk. Bunlar sırasıyla, büyük önem sırasıyla yalnızlık, hardal ve tarçın oldu. Bütün sömürgeleştirici güçlerin içinde hardal ve tarçını kazananlar yalnızlığa yenik düştü. İkram etmeyi konuştuk bugün. Komşumuza. Büyük şehirlerde renksiz kalmayı, rengi olmadığı için ötelenen, dışlanan insanları ve hayvanları konuştuk. Bugün insanlığı konuştuk.
bugün adını söylemeden Kaan Çaylı ablanın ve Mete Avutu'nun burada mikrofon başında hala konuşabiliyor olmasını öyle ya da böyle rengi kaçmış zebralarla, güneşe yanmış o at benzeri ama kendisine at bile denmeyen mukaddes hayvanla bir özdeşlik kurup bize zaman içinde yavaş yavaş önce Atatürk, sonra Mustafa Kemal, sonra Mustafa Kemal Atatürk dedirten adamı konuştu. Bugün başka bir şey konuşmadı. Kaybedenler.